Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Photoshop programında yazı düzenlemeleri üzerinde duracağız. Ee, öncelikle yazıyı nereden yazdığımızı söyleyelim. Evet gördüğünüz gibi T harfinden yazımızı yazabiliriz. İki şekilde yazma şansımız var. Biri yatay, diğeri dikey. Yatay olarak yazalım. Yukarıdaki bölümlerden font belirleyebiliriz. Ee, bunun dışında fontun yanında nasıl bir düzenlemede duracağını büyüklüğünü, e, nasıl bir duruş sergileyeceğini eğik ya da diğer şekillerde, e, nerede duracağını ortada, solda, sağda, rengini e, düzenlemesini yapabiliyoruz. Şimdi yazıyı nereye yazacaksak oraya tıklıyoruz. Ve yazımızı yazıyoruz. Daha sonra yazımızla ilgili değişiklik yapacağımızda yazımızın üzerine çift tıkladığımızda seçiliyor. Mesela rengini değiştirelim şu an. Değiştirebildik. İstersek edit menüsünden free transform diyerek ya da Ctrl T tuşlarına basarak gördüğünüz gibi yazımızı seçili hale getirebiliriz. Yazılı, yazıyı seçili hale getirdikten sonra büyütme şansımız, küçültme şansımız, Döndürme şansımız mevcuttur. Ortasından istediğimiz yere taşıyabiliriz. Elimizi shift tuşuna basıp döndürürsek açısını bozmadan bir döndürme yapmış oluruz. Çok önemli bir özelliktir. Normal döndürdüğünüzde problem yaşayabilirsiniz çünkü. Ee, bunun dışında çıkmak için çift tıklayabilirsiniz üstüne seçimden çıktık ee, yazıyı tekrar değiştirmek istediğinizde katman kısmından t üstüne gelip çift tıklayabilirsiniz ve gelip istediğiniz yere tıkladığınızda e, yine yazıya devam edebilirsiniz ya da silebilirsiniz düzenleme bittiğinde enter'a basın tekrar alta geçtiğinde tekrar devam edebilirsiniz Herhangi bir yere çift tıkladığınızda yazımız şu anda düzenlemeden e, tekrardan yazı yazma durumundan çıkmış oldu. E, bu şekilde yazımızla ilgili düzenlemeleri yapma şansımız var her zaman. Katman üzerine tekrar edelim. Çift tıkladığımızda yazımızı düzenliyoruz. Tekrar katmana tıkladığımızda yine o tıkladığımız daha doğrusu yazı yazma durumundan tekrar geri çıkabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an çıktık. Onun dışında katmanı sildiğimizde yazıyı tamamıyla silmiş oluruz. Delete tuşuyla silebiliriz. Ctrl-Z ile geri alalım. Üzerine gelip taşımak istediğimizde Ctrl-T tuşlarıyla yazıyı seçip ortasından herhangi bir yere götürebiliyoruz. Kenarlardan döndürüp büyütme küçültme yapabiliyoruz. Tekrar seçimden çıkmak istediğimizde üzerimize çift üzerine çift tıklıyoruz ve seçimden tekrardan çıkabiliyoruz. Evet kısaca e, yaptıklarımızı tekrardan özetlemiş olduk. Bugünkü dersimizde yazı düzenlemelerine başlamış olduk. Bize merkezetteknokamp.com mail adresinden 323 3313 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.